18 Temmuz Pazartesi, Bir Gün Gazetesi, Güven Gürkan Öztan, Neoliberal İslamcı Kuşatma ve Borçluluk Cumhuriyetin 100. yılına ramak kala yalnızca siyasal rejim konusunda sert bir kapışmaya doğru sürüklenmiyoruz. Aynı zamanda sınıflar arasındaki uçurumun en çok arttığı, yoksullaşmanın geniş halk kesimlerini esir aldığı bir otobanda ilerliyoruz. Bu ikisi sanıldığının aksine birbirlerinden bağımsız değil – tam aksine iç içe geçmiş durumda. Toplumun en varlıklı kesimi iktidarın son yıllarda yaptığı tüm finansal hamlelerden kazançla çıktı. Döviz kurundaki dalgalanma da kur korumalı mevduat ve geliri endeksi senette halihazırda belirli bir serveti olan kesimi ihya ediyor. Merkez Bankası'nın son bir yılda hane halkı varlıklarına dair verdiği rakamlara göre bu kesimin varlığı 2 trilyon 690 milyardan 4 trilyon 310 milyara çıkmış zenginleşmenin birinci nedeni dövizdeki artış, diğeri ise kur korumalı mevduattan gelen kar. Bırakın bankaların kar rekorlarını sırf bu netice bile iktidar ekonomide ne yaptığını bilmiyor savını boşa çıkarmaya yeter. Çünkü sarayın ekonomi danışmanları tam da bilerek ve de isteyerek zenginler kulübü için çalışıyor. Geri kalanları ise yıllarca boğuşacakları borç batağına itiyor. Biliyor ki borç yiğidin kamçısı değil prangası. İktidar pandemi boyunca yurttaşı iktisadi risklerden korumak yerine borçlandırmayı seçti. Daha fazla kredi kullanması için alilen teşvik ederek süreci finans kurumları lehine işletti. Geçinmekte büyük zorluk çeken milyonlarca insanın borcu 1,1 trilyonun üzerinde. Son bir senede hane halkı borcu 200 milyardan fazla artmış durumda. Borçların önemli bir bölümünü kredi kartları borçları oluşturuyor çekilen ihtiyaç kredileri ise genellikle düşük tutarlı ve borcu borçla kapatmak için kullanılıyor. Bu yılın başında kredi kartı borcu yüzünden ya da bireysel krediyi ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısı 3'e katlanmış ve 4 milyonu geçmişti. Senenin ortasına geldiğimiz şu günlerde bu rakamın arttığını öngörmek mümkün. Gençler de tıpkı ebeveynleri gibi hayata borçlu başlıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun faizli KYK borçlarını ödemeyin. İktidara gelince sizden yalnızca ana para talep edilecek çıkışı çok ses getirdi. Çünkü ekonomik krizin derinleşmesiyle KYK borçları gençlerin üniversite sonrası yaşamını ipotek altına alan bir cendereye dönüştü. 5,5 milyon borçlu mezundan söz ediyoruz ve bu gençlerin bir kısmı çoktan icra takibiyle karşı karşıya. Asgari ücretle çalışanların büyük bir kısmı da maaşının üçte birini geri ödemeye ayırıyor. Cumhur İttifakı seçim yaklaştıkça 3600 ek gösterge atanamayan öğretmenler ya da EYT gibi meselelerde muhalefetin sıkıştırmasıyla adım atmak zorunda kalıyor. Yıllardır gençlerin çıldığına kulakladığını takıyan iktidar belli ki açık yere olan KYK borçları içinde bir pansuman planlıyor. Ancak borçlu yaratan bu sisteme dokunmadan geçici önlemlerle çözüm üretmek mümkün değil. Rant ağını beslemek için tabela üniversiteleri açarsanız üniversiteli genç sayısını herhangi bir planlama yapmadan arttırırsanız, ihtiyacı olan gençlere karşılıksız burs verecek bir sistem kurmak yerine, onları borçlandırmaya kalkar ya da cemaatlere sığınmaya teşvik ederseniz, sorunu kangren haline getirmeye devam edersiniz. Üstelik kredi yurtlarla ilgili tek sorun kredi borçları da değil. 60 yıllık mazisi olan kurum, kredi alan öğrencilerin burslarını sırf iktidar karşıtı eylemlere katıldı diye kesen, Diyanetle yaptığı iş birliğiyle yurtladığını manevi danışman dolduran, o danışmanların sayısını her sene artıran bir iktidar aygıtına dönüşmüş durumda. Hal böyleyken muhalefetin yalnızca öğrenim kredisi faizlerine işaret etmekle yetinmemesi, barınmadan eğitimin niteliğine yüksek öğretim meselelerini bütünlüklü bir kamucu, laik eğitim perspektifinin içinde ele alması mecburiyet haline geliyor. Neoliberalizmin gencinden yaşlısına toplumu borçlu hale getirme stratejisi en vahşi haliyle Türkiye'de uygulanıyor. Alım gücü düştükçe borcu borçla çevirme stratejisi de boşa düşüyor. Ardından intiharlara, kaçıp gitme planlarına uzanan bir çeşit tükeniş ve ona eşlik eden toplumsal çürüme geliyor. Borçluluk, yoksullaşma sarmalıyla İslamcı kuşatma ve siyasal baskı arasında sıkı bir bağ var. Bu bağı görmeden yapılacak muhalefet belki sandıktan muzaffer çıkabilir ama birikmiş sorunlara sahici çözümler bulamaz. Bizim yalnızca saray rejiminden değil, onun sözcüsü olduğu sömürücü, rantçı sınıfın tahakkümünden de kurtulmamız gerekiyor.''